Süper Amatör Lig'deki temsilcilerimizden Bodrum Belediyesi Bodrum Spor, Ortaca Belediyespor'la deplasmanda karşılaştı. Ortaca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Bodrum Spor penaltıdan yediği golle 1-0 yenik duruma düştü. 10. dakikada Ortaca Spor ikinci golü buldu. Gollerin ardından oyuna ağırlığını koyan Bodrum Spor ilk yarı tamamlanmadan önce beraberliği sağladı. İlk yarı Tayfun ve Nedim Burak'ın golleriyle 2-2 tamamlandı. İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Bodrum Spor yine Nedim Burak'ın attığı golle 3-2 öne geçti. Karşılaşma Bodrum Spor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Bölgesel ligdeki temsilcimiz Turgut Reis Belediyespor Denizli Konak deplasmanında mağlup oldu. Bölgesel ligin 5. haftasında Denizli Konak Spor'un konuğu olan Turgut Reis Belediyespor yine galibiyette tanışamadı. Konak Spor'la başa baş mücadele eden Turgut Reis Spor, 90. dakikada gelen golü engelleyemedi. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Bölgesel ligde Turgut Reis Belediyespor, 13-11-2011 tarihinde evinde lider Bergama Belediyespor'u ağırlayacak. Süper Amatör Lig'deki temsilcilerimizden Yalıkavak Belediyespor evinde mağlup oldu. Yalıkavak Şehir Stadı'nda Dalyan Belediyespor'u ağırlayan Yalıkavak Belediyespor karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Etkili oyununu ilk yarının ortalarına kadar sürdüren Yalıkavak Spor daha sonra rakibi üzerindeki etkinliğini yitirmeye başladı. Yalıkavak Spor'un etkinliğinin azalması sonucu ilk yarının son dakikalarında Dalyan Belediyesporlu Serkan kontra ataktan golü buldu. Zaman zaman sertleşen karşılaşmanın ikinci yarısı ise ortada geçti. Maçın son dakikalarında birkaç ataktan yararlanamayan Yalıkavak Spor evinde 1-0 mağlup oldu.